Zenginliklerine akıl sır erdirilemiyor. Servetlerinin gerçek miktarını kimseler bilmiyor. İzleye hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu kez sizler için dünyanın gizli zenginlerini sıraladık. Gizli derken hemen konuyu açıklayalım. Her yıl iş adamları arasından dünyanın en zenginleri listesi açıklanır. Bu sıraladığımız arkadaşlar o listede olmayıp perde arkasından dünyadaki paraya yön verenler. Bir kısmı siyasetçi, bir kısmı dünyanın en zengin ailelerinden oluşuyor. Perde arkasında kalma sebepleri çeşit çeşit. Kimi ülkesinden çaldığı paranın daha da dile düşmesini istemiyor, kimininse derdi vergi. Unutmayın, bu listedeki sıralamada kesin kanıtlardan daha çok söylentiler ve bazı bağımsız gazetecilerin araştırmaları mevcut. Ayrıca videoya geçmeden önce ufak da bir hatırlatmamız var. Bu ve benzer konulara ilgi duyuyorsanız mutlaka abone ol butonuna tıklayın ve değerli takipçilerimiz arasına katılın. Lafı daha da fazla uzatmadan listemize başlayalım. İşte karşınızda dünyanın gizli zenginleri. Listeye tanıdık bir yüzle kardeş ülkemizin lideri İlham Aliyev'le başladık. Bir kısmınızın sitem ettiğini duyar gibiyiz. Ancak buna gerek yok. Burada siyasi bir video değil, bilgilendirme amacıyla bulunuyoruz. Petrol ve gaz zengini Azerbaycan, 1993 yılından bu yana Aliyev ailesi tarafından yönetiliyor. Ülke zengin ancak aynı durum Azeri kardeşlerimiz için geçerli değil. Rus lider Putin'in kurduğu Zengin Liderler Kulübü'nün daimi üyelerinden olan İlham Aliyev, kendi ve ailesine ait parayı genelde offshore, yani adı bile duyulmamış ada ülkelerinin bankalarında tutuyor. Gayrimenkul, mücevher ve bunun gibi yatırımlarından bahsetmeyeceğiz. Birazdan telaffuz edeceğimiz rakam direkt olarak hesapta olan tahmini miktar. Aliyev ailesinin banka hesaplarındaki nakit para tutarı yaklaşık 11 milyar dolar civarında. Bu paranın bir kısmı da her ihtimale karşı Çin ve Rusya'daki banka hesaplarında tutuluyor. Sonuçta ne demişler? Bal tutan parmağını yalıyor. Sanırız önemli olan ne sıklıkta yaladıkları. 9 numara Kim Jong-un ve herkesin favori diktatörü Kim Jong-un listemizde olmazsa olmazdı tabii ki. Kuzey Kore'yi demokrasi, pardon metin karışmış. Kuzey Kore'yi kardeş komünizmle yöneten Kim ailesi, evet Kore'de soyadı önce söyleniyor. 1948'den bu yana iktidarda. 25 milyonluk ülke açlıktan kırıla dursun, bu Kim biraderin pek de umrunda değil açıkçası. Peki insanların yiyecek yemeği dahi zor bulduğu bu topraklarda minik şişman diktatörümüz parayı nereden buluyor diye sorabilirsiniz. Hemen açıklayalım. Kuzey Kore illegal ticaretin dünyadaki başkenti durumunda. Organ kaçakçılığından silah ticaretine kadar her türlü karanlık iş dönüyor. Üstelik nakit parayla. Bu paranın büyük bir kısmını altın ve dolar olarak saklayan minik tombişin ne kadarı var merak mı ettiniz? Hemen cevabı yapıştıralım. CIA'nin raporuna göre Kim'in kişisel serveti 16,5 milyar dolar civarında. Aslında iyi para ama sanki Kuzey Kore'de pek de harcayacak yer yok gibi ama neyse. 8 numara Davut İbrahim. Bu kim diyenleriniz olabilir. Tanımıyorsanız hemen tanıştıralım. Davut İbrahim, Hint mafyasının lideri. Müslüman bir ailenin evladı olan Davut, neredeyse bütün ülkeyi haraca kesiyor. Hindistan üzerinden batıya giden büyük illegal ticaret, bizzat onun kontrolünde. Bir nevi Hint işi Escobar aslında. Aslında Davut kurduğu organizasyona kendi adından esinlenerek, isminin baş harfini vererek, mafya örgütüne D Company, yani D bölüğü adını vermiş. 1980'den bu yana hem Hint hem Amerikan hükümeti tarafından her yerde aranan bu abimizin izine şu ana kadar ulaşabilen olmadı. 3 milyon Hintlinin direkt olarak bu örgüt tarafından maaşa bağlandığı tahmin ediliyor. Amerika adamı o kadar kafaya takmış ki kellesini getirene 25 milyon dolar ödül vaat ediyor. Adını bazı terör eylemleriyle ilişkilendirseler de hükümetlerin tek derdi para. Bu kaytan bıyıklı Hintlinin çoğu nakit, bir kısmı da offshore hesaplarda olmak üzere tamı tamına 20 milyar doları bulunuyor. Birçoğunuzun adını bile duymadığı birine göre hiç de fena değil açıkçası. 7 numara Tayland Kralı Vajiralongkorn. Neyse,
mafya babalarını bırakalım da biraz da krallara geçiş yapalım. Bazı krallar para sever ama Tayland kralı biraz fazla seviyor. 2016 yılında tahta oturduğunda babasından ciddi bir miktarda miras kaldı. Ciddi miktarda diyoruz çünkü kalan para hiç de fena değil. Yaklaşık olarak 25 milyar dolarlık bir paradan söz ediliyor. Buna ülkenin sayısız yerindeki otel, 300'den fazla spor araç ve 10 tane süper yat dahil değil. Arkadaşın net olarak 25 milyar doları bulunuyor. Servetin bir kısmını ülke dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde tutan kral ve ailesi, şimdiye kadar ülkesinde gerçekleşen 20'den fazla askeri darbeyi sorunsuz atlatmayı bir şekilde başardı. Son darbede indirilen başbakanın 5 milyar dolarlık kişisel servetine de el koyduğu iddialar arasında. Altı numara, Beşer Esad. Esed mi Esad mı tartışmalarını bir kenara bırakalım. Ülkemizin güneyinde kendi ülkesini kan gölüne çeviren bu Arap diktatöre Esad diyelim gitsin. Neyse, ülkeyi diğer diktatörler gibi sömüren bu asker kökenli aile babası, hafızı da katarsak yaklaşık 50 yıldır liderlik koltuğunda. Sayısız savaş ve son yıllarda halen devam eden iç savaşı da fırsata dönüştüren Esadlar paralarına para kattı. Petrolü olmayan bu ülkenin bir numaralı gelir kaynağı, Amerikan ambargosuna uğrayan Saddam dönemi Irak ve İran'la yaptığı örtülü ticaret. Buna ülkesindeki Sünni Müslümanlardan çaldığı paraları da ekleyince Esad'ın gizli kasasında hayli hatırı sayılır bir para birikmiş durumda. Putin'in Zenginler Kulübü'nün de üyesi olan Esad, Vladimir abisinin de tavsiyesiyle olası bir Amerikan banka operasyonuna karşı bütün parayı keş olarak, yani nakit olarak tutuyor. Bu eli kanlı Arap diktatörün kasasında yaklaşık 30 milyar dolarlık bir para olduğu öne sürülüyor. 5 numara Muammer Kaddafi. Bir Arap diktatörden başka bir Arap diktatöre geçiş yaptık. Tek fark bu seferkinin ölmüş olması. Libya'nın çıkardığı en ünlü insan olan rahmetli 2011 yılında malum yerine çubuk sokularak vahşice öldürüldü. Öldürüldü öldürülmesine, ancak bu onu gizli en zenginler listemize girmekten alıkoyamadı. Çünkü parasının büyük bir bölümünü ada devletlerindeki banka hesaplarında tutan Kaddafi'nin serveti halen duruyor. Ailesi ya da Libya devleti paranın yerini belirlese de bir türlü çekemiyor. Öncelikle Kaddafi ailesinden kimseyi direkt mirasçı olarak göstermemiş. Bankalarla sadece ben işlem yapabilirim diye talimat gönderdiği için sağ kalan oğulları şimdilik hava gazıyla yetiniyor. Gelelim Libya devletine. Şu anda ikinci iç savaşını yaşayan ülkede fiili ya da resmi olarak bir devlet yok. Üç farklı grup halen savaşıyor. Rahmetli Kaddafi'nin hesaplarında ne kadar mı var? Raporlara göre tamı tamına 120 milyar dolar. Bakalım öteki dünyadaki abimizin parası kime kalacak? 4 numara Rockefeller ailesi. Ah Rockefeller'lar, ah! 19 ve 20. yüzyıllarda fırtına gibi esen petrol zengini bu aile şimdilerde pek de ortalıkta görünmüyor. Bu sizi yanıltmasın. Çünkü aile göz önünde olmak istemiyor. Olabildiği kadar başka aileler ve vakıflar üzerinden paralarına para katmaya devam ediyorlar. Aileyi kuran 1934 yılında vefat eden John D. Rockefeller o kadar zengindi ki kapitalizm bile buna müsaade etmek istemedi. Tekelcilik yasasıyla direkt olarak bu aileyi hedef aldı ve petrol şirketleri 7 parçaya böldürülerek satıldı. Peki bu Rockefeller ailesini engelleyebildi mi? Tabii ki hayır. Aile artık vergi veren şirketler yerine vergiden muaf vakıflar vasıtasıyla para aklıyor. Kurdukları sayısız fonla IMF yardımıyla devletlere dahi kredi veriyorlar. Asla vergi ödeyecek sistemlerin içerisinde yer almayan aile resmen en zenginler listesinden kendilerini muaf tutuyor ve göz önüne asla gelmiyorlar. Peki Rockefeller ailesi bugün ne kadarlık bir parayı elinde bulunduruyor? Merak ettiyseniz hemen cevabını verelim. Rockefeller'ların toplam kontrolü paranın tutarı tamı tamına 160 milyar dolar. Tabii ki hepsi vergiden muaf. 3 numara Vladimir Putin. Listemize sevdiğimiz bir abimiz, Rusya'nın en delikanlı adamı, karizmaların karizması, korku nedir bilmeyen, verdiği sözden geri dönmeyen, taşı sıksa suyunu çıkaracak 1.70 boyundaki Vladimir Putin'le devam ediyoruz. 2000 yılından bu yana fiilen Rusya'yı demir yumruğuyla yöneten sarışın mavi gözlü eski ajan,
dünyanın en karanlık isimleri arasında. Koltuğa oturduğu gün ilk olarak yaptığı şey ülkedeki zenginlerin şirketlerine ve paralarına çökmek oldu. Birçok farklı enerji şirketini Gazprom altında birleştirdi ve devleştirdi. Ancak bu hemen sizi aldatmasın. Para devletin kasasına aktığı kadar Putin'in de kişisel servetine aktı. Ülkede Putin'in buyruklarını yerine getirmeyen zengin kalmadı desek yalan olmaz. Silah ticaretinden enerji satışlarına kadar her şeyden biraz pay alan Putin, kurduğu zenginler kulübüne dünyanın birçok farklı yerinden dünya liderini de davet ederek onların da parasına ortak oldu. Peki bu arkadaşın serveti ne kadar? Daha da uzatmadan açıklayalım. Amerikalılar Putin'in kişisel servetinin 200 milyar dolar olduğunu öne sürüyor. Bu Bill Gates'in mal varlığının neredeyse 3 katına tekabül ediyor. Вступая в должность президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной. 2 numara Rothschild ailesi. Sıradaki aile kökeni Orta Çağ Almanya'sına dayanan Yahudi kökenli Rothschild ailesi. Paraya para demeyen bu aile, dünya savaşları sonrasında servetlerine servet katan, savaşın ikinci tarafına da verdikleri büyük kredilerle zenginleşen bir aile. Paralarını 18 farklı ülkedeki 30'u aşkın farklı bankalarda tutuyorlar. Kağıt üstünde çok fazla mülke sahip olmayan Rothschild'lar, varlıklarını vakıflar üzerinden yönetip vergiden muaf tutuluyorlar. İsrail'in kuruluşunu tek başına finanse ettikleri öne sürülen aile, hem IMF, hem Amerikan Merkez Bankası hem de Dünya Ticaret Örgütü'nün iplerini ellerinde tutuyor. Kurdukları karmaşık kredi sistemi sayesinde neredeyse dünya üzerinde verilen her krediden bir miktar onlara da kâr kalıyor. Son yıllarda Çin'in zenginleşmesinden çok rahatsız olan ailenin Trump'ın arkasındaki güç olduğu öne sürülüyor. Neyse, zenginin derdi zengine. Gelelim ne kadar ettiklerine. Ailenin kontrol ettiği paranın 250 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bir başka iddia ise bu ailenin Visa ve Mastercard'ın gizli ortağı olduğu konusunda. Listemizin bir numarası Vahabi Suidi ailesi. Son günlerde kendi içlerinde güç mücadelesine giren bu ailenin başına yakın tarihte Prens Salman'ın geçmesi bekleniyor. Yaklaşık 100 yıl önce bizim kontrolümüzde olan topraklardan çıkan petrol geliriyle paraya para demeyen bu çarpık aile yaptıkları akıllara zarar harcamalarla meşhur. Aile yaklaşık 1000 kadar küçük aileyle ona yakın Prens ailesinin birleşmesinden oluşuyor. Dünyadaki bütün Müslümanlardan hacca giderken para kesen bu aile paraları nereye harcıyor? Orası pek belli değil. Ancak lüks markaların en büyük parayı Suudi Araplardan kazandığını göz önüne alırsak çok da düşünmeye gerek yok. Neyse, ne kadar büyük bir servetleri olduklarına gelince, ailenin banka hesapları üst üste konduğunda elde edilen para yaklaşık 1.4 trilyon dolar. Evet evet, doğru duydunuz. Bu servet Türkiye bütçesinin 2 katından biraz daha büyük bir miktara denk geliyor. Ne demişler, zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Bir listenin daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz, benzer videolar izlemek için abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Ayrıca çorbada sizin de tuzunuz olsun istiyorsanız, o zaman lütfen videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşın, izle ailesine destek atın. Görmek istediğiniz listeleri de sipariş verebilirsiniz. Sonuçta biz de sizler için buradayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.